Kabak tatlısı sevmeyen var mı? Ben bayılıyorum. Gelin hadi. Çok basit. Hemen anlatayım. Ben pazardan kabağı bu şekilde hazır, soyulmuş ve dilimlenmiş almıştım. Sizin büyük kabağınız varsa bu aşamaya gelene kadar mutlaka yapın. Ben e, tekrardan dışında sert kabuğu vardı. E, bıçakla tekrardan düzeltiyorum. Sonrasında Hepsini videoda gösterdiğim gibi bu büyüklükte doğruyorum. Şimdi diyeceksiniz bu dilimler fazla büyük ama piştikten sonra onlar küçülüyor. O yüzden orta büyüklükte tutmamız çok önemli. Bir haftadır paylaşım yapamıyordum. Aslında videolarım hazırdı ama editlemek için fırsatım yoktu açıkçası. Bu arada ders çalışmaya başlamıştım KPSS için. Bir yandan onu hazırlanıp, bir yandan hem çekip düzenlemesi benim için gerçekten yorucu oluyor. O yüzden elimden geldiğince atmaya çalışacağım. O yüzden ilk fırsatta bu yaptığım efsane kabak tarifini hazırlayıp hemen sizlerle paylaşmak istedim. Eminim ki birçoğunuz zaten kabak tatlısını hali hazırda yapıyor ve yiyordur. Ama ama ben gibi yeni taze gelinlerimiz vardır mutlaka yapmasını bilmeyenler YouTube'a başvuranlar bu tarifim onlar için açıkçası çok ekstrem bir şey yapmıyorum sadece nasıl yapacağımızı gösteriyorum tüm kabaklarımızı doğradık sonrasında ben bu şekilde bir borcam kullandım siz istediğiniz gibi bir kap kullanabilirsiniz borcumun içine yerleştirdim bir su bardağı şekeri kabakların üzerine bu şekilde serpiştiriyorum benim kabaklarım az olduğu için bir bardak. Kabağınız arttırdığınızda aynı ölçüde şekerinizi de arttırırsınız. Şimdi bu şekilde hepsini üzerine döktüm. Hiçbir şekilde ellemeden üzerini kapatıp 2 saat boyunca bekletiyorum. Şeker eriyip kabak bu şekilde suyunu salıyor. Mucize gibi şaka gibi gerçekten nasıl olduğunu ben de anlamadım. Bu şekilde suyunu saldıktan sonra suyundan hiç dökmeyerek direkt fırına veriyoruz. Yarım saat 45 dakika pişmesi yeterli oluyor. Bu şekilde yerleştirdim. Pişmesini bekleyeceğiz. Tada! Bu şekilde yumuşacık bir kıvam haline gelmiş oluyor. Kaba, tahin çok yakışıyor. O yüzden ben tahini üzerine bu şekilde birazcık gezdiriyorum. Çok da fazla koyabilirsiniz. Az da koyabilirsiniz. Bunu size bırakıyorum. Peki üzerine başka ne yakışır? Tabii ki de fındık. Ben kabuklarını kırdığım bir avuç fındığımı bıçak yardımıyla fıtı fıtı fıtı, fıtı küçük parçalara ayırıyorum. Mikserden geçirdiğimde toz haline geliyor. Ben o kadar küçük olmasını istemediğim için bıçakla küçülttüm. Bu kısmı size bırakıyorum. ve sonuç. Serpiştiriyoruz bu şekilde fındıklarımızı yemeye hazır. Size afiyet olsun.